Evet, devam ediyoruz Bir Demeli'ye. Tam Egemen Bağış'la Metehan Demir arasındaki telefon kaydının internete sızdırılması ve bunun üzerinde özel hayat tartışması da kalmıştık. O kaydı yayınlamadık. Çünkü iki arkadaşın konuşması olarak baktık meseleye ve girmemeyi tercih ettik. Ama bugün bakıyoruz gazetelerde bu mesele edilmiş. Sözcü gazetesinde var. Sözcü gazetesi Egemen Bağış için Google Müslümanı diyor. Ve her yaptığı Egemen Bağış'ın dini espriler nedeniyle eleştirildi ve Google'dan ayetler alarak Twitter'ın üzerinden verdiğini sözlüyor. Ama muhafazakar gazeteler daha eleştirel yaklaşmışlar. Milli Gazete bazen susmak hayırdır demiş. Egemen Bağış'ın ağzını bantlamış ve yanına da Metehan Demir'in fotoğrafını koymuş. Konuşmayı da tam metin olarak vermiş Milli Gazete. Abdülkadir Selvi Yeni Şafak gazetesinden dün AK Parti kulisinde dolaştığını, milletvekillerinin en çok bu kayıtlardan en çok Metehan Demir'le Egemen Bağış'ın konuşmasından rahatsız olduğunu köşesine not olarak koymuş. Ama bu ne kadar zavallıca bir durum, farkında mısınız? Yani aylardır bu ülkede yasa dışı dinleme kayıtlarının internete sızdırılması üzerinden bir şeyler tartışılıyor. Çok ciddi iddialar var. Çok korkunç hırsızlık, yolsuzluk iddiaları var ve AKP kulisleri sadece bundan mı rahatsız olmuş? Dikkat çekici değil mi? Yani gerçekten, yani kardeşim sen bir din tüccarısın zaten ya. Bu kadar basit. Yani eğer sen hırsızlığı, yolsuzluğu, dinin emrettiği yasakları rasyonalize edebiliyorsun aklında ama şunu edemiyorsun. Yani gerçekten pes diyorum ya. Köşe yazılarının bazılarında kuliste bu yolsuzluk tartışmalarından milletvekillerinin rahatsız olduğuna ilişkin izlenimlerini yazanlar var. Hem muhafazakar gazetelerde var hem de Cumhuriyet'te gördüm herhalde Utku'nun köşe yazısında. Ben haksız olmadığını Utku düşünüyorum o yazıları. yani milletvekillerinin bazılarının bu işten rahatsız olduğuna ilişkin bilgiler Kesinlikle. kulisler geliyor zaten. Ama nasıl oluyor da bu meseleyi öne çıkartıyorlar gerçekten ben de merak ediyorum. Ahmet Hakan da bugün bu meseleyi yazmış isim vermeden ve o da bir ayetle bu meseleyi gündemine almış. Bir Ahmet Hakan'a bakalım Evet. mı? Eski bir bakanla bir gazetecinin telefonda Kur'an ayetleriyle makara yaptıkları ortaya çıktı. Öyle böyle değil hani, ağır makara. Benimse aklımda hep aynı soru. Aynı işi bir CHP'li yapsaydı ne olurdu? Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin. Aynı konuşmayı bir CHP'li ile bir gazeteci yapsaydı başbakan ne yapardı? Meydanları inletmez miydi? İşte CHP bu demez miydi? Sen nasıl Kur'an ayetleriyle dalga geçersin diye gürlemez miydi? Hesap sormaz mıydı? Bu alenen dini aşağılamadır, savcılar harekete geçmeli demez miydi? Hey CHP'nin genel müdürü, sen bu adamı hala nasıl partide tutarsın diye yüklenmez miydi? Söyleyin. Ama dininize, imanınıza doğru söyleyin. Bunları yapmaz mıydı? Çok önemli bir savaş sürüyor aslında AKP ile cemaat arasında. Cemaatin AKP'yi neyi rahatsız edeceğini bildiğini de görüyoruz Evet. burada. Yani çok kritik bir şey. Tabii. O bir tutuluyor, belli bir zaman bekleniyor ve bir anda Egemen Bağış'la Metehan Demir'in konuşması servis ediliyor internet Çok sitelerine. stratejik bir akılla hareket ediyorlar, o kesin. Yolsuzlukla, usulsüzlükle, şununla bununla alakası olmadığını biliyoruz. Eğer öyle bir dinleme varsa yolsuzluk soruşturması çerçevesinde o dinleme kaydının silinmesi gerektiğini de biliyoruz. Tabii. Silinmediğini, bir yerde depolandığını ve sonra da servis edildiğini Ama güzel görüyoruz. söyledim biraz önce. İtibar cellatlığı bunu yapmaz yani nihayetinde. Bekliyorlar, Burada mesele bekletiyorlar değil mi? infaz etmek olduğu için. Ahmet'in yazdığı yazıda, Ahmet Hakan'ın yazdığı yazıda da haklılık payı var. Çünkü Başbakan Fazıl Say konusunda epey bir sert tepkiler vermişti değil mi? Fazıl Say'ın ettiği bir laf, iki laf üzerine. Tabii ki yani şimdi bakıyorsunuz Fazıl Say Twitter'daki bir mesajın nedeniyle yargılandı, bir de ceza aldı. Şimdi orada boş verin yargının ne karar verdiğini, çünkü zerrece ciddiye alınacak bir şey değil bence bu. Şimdi dün öğrenciler sormuştu bu işte dava konusu edilmez mi diye. Bir kere her şeyden önce edilmez. Çünkü iki kişinin telefondaki özel görüşmesi, kamusal alanda yapmış değiller. Ki bence zaten dalga da geçebilir ya. Yani ben inanmak zorunda değilim. Elbette ki Ama o inandığını saygı iddia ederek yapıyor. göstermeliyim. Tabii ki orada bir başka bir Orada başka bir sahtekarlık var. takiye var Yani diyelim. bence tam da bu konuşma üzerinden Fazıl Say'ın ve benzer görüşleri dile getirenlerin nasıl linç edildiğini bir hatırlasın insanlar. Özellikle AKP seçmeni ya da Fazıl Say'ın gerçekten ceza alması gerektiğini savunanlar otursun bir tekrar kendini sorgulasın bakalım. Bakın bir arkadaşım var benim. Kendisi dindar bir ailesi var. Kayseri'de yaşıyorlar. Annesi şöyle demiş. Ya ben 11 yıldır AKP'ye oy veriyorum.
Ama bunların hırsızlık yaptığına da artık inanıyorum. Yolsuzluk yaptığına inanıyorum. Ben oy verdiğim ve benim oyumla da iktidara gelmelerinde benim oyumun da payı var. Ben de hırsızlığa ortak oldum. Sanırım Allah bana günah yazmıştır. Bakın bu, ben o insanın günah işlediğini düşünmüyorum. Yani o ama çok haklı bir sorgulama yapıyor. Bence burada sandığa gidildiğinde ya da AKP'yi savunurken insanlar şuna baksın. Hırsızlığa ortak olacağım mı, olmayacağım mı? Hukuksuzluğa ortak olacağım mı, olmayacağım mı? Çeteciliğe ortak olacak mıyım, olmayacak mıyım? Ne istediğini bence bunun üzerinden karar vermesi lazım. Bir mesele daha var. Konuşmadan geçmememiz lazım. Berkin Elvan meselesi. Berkin Elvan'ın cenazesi sonrasında hep gözler başbakandaydı. Başbakanın Gaziantep'te yaptığı açıklamalar çok eleştirildi. İşte annesinin mezara misket atmasını, o bilyeleri alanda kullandığı sapanla attığınla, evet, attığı ile birleştirdi başbakan ve cidden ben dinlerken tüylerim diken diken oldu. Yani bir cenazenin arkasından edilmiş bir laf olarak. Dün bence en acısı o alanda toplanan kitlenin evlat acısı yaşayan insanları yuhalaması. Anneyi yani yuhalamasıydı. Yani başbakan ucuz siyaset yapıyor. Tribünün nabzını çok iyi bilen bir adam. Orada ve da anneler babalar kendi vardı. Kendi çapını gösteren konuşmalar yapıyor. Ama oraya toplanan insanların evlat acısı yaşayan birini yuhalamasını ben ahla, dine, vicdana, insaniyete sığdıramıyorum. Yani. Akit gazetesi bugün diyor ki hani misket oynuyordu. Ekmek almaya değil patlayıcı atmaya çıkmış diyor. Tamam, velev, 14 yaşında velev, bir çocuktan bahsediyoruz. Birincisi bu. İkincisi dediğin gibi velev ki öyle olsun. Diyelim ki 14 yaşında olduğu fark edilmedi. O oldu, bu oldu. Çocuk işte yüzüne bir şey sardı, yüzünü gizledi. Öldürülmesi için gerekçe değil. Yani ben bu haberleri verenlerin bunu nasıl düşünmediklerini anlamıyorum. Ya da başbakanı şimdi istersen hemen dinleyelim, üzerine konuşalım. Evet. Bu soruya verdiği yanıtta yine benzer bir gerekçe ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani duruşunda bir farklılık yok. Bir başbakana bakalım. Ekmek almaya giden çocuğun bir elinde sapan, yüzünde poşu, diğer elinde bayrak. Bunların ne işi var? Ve kalkıyor çocuğun annesinin tabii açıklaması enteresan. Çocuğumun katili başbakandır diyor. Ondan sonra kabrine karanfille beraber bir bilye atıyor. Sonra onu tavsiye ederek misketti diyorlar. Velev ki misket dahi olsa cebinden 11 tane bakıyorsunuz çeşitli patlayıcılar çıkıyor. Demir bilyeler çıkıyor. Bütün bunların hepsi ortada. Ve enteresan olan bir şey, malum medya ki Doğan grubu burada başrolü oynayanlardan bir tanesidir, isim veriyorum artık açıkça, diyor ki çok ilginçtir işte, kendilerine göre adamlar buluyorlar değişik yerlerden ve sanki o çocuğu polis hedef alarak bizzat ona gaz biberini atmış. Ya orada bir kalabalık var ve bunlar tamamıyla teröre bulaşmış olan kesimler. Evet. Yaklaşım bu olunca söylenecek pek bir şey kalmıyor geriye. Evet. Bunun üzerine. Yani Başbakan Antep konuşmasının ertesi günü bir konuşma yaptı. Dedi ki tüm siyasi parti liderlerini, siyasetçileri itidale çağırıyorum, sağduyulu olmaya çağırıyorum dedi. Çok doğru bir talepti. Ama bu çağrı bir kere Başbakan sadece kendisine yapmadı. Zaytun da şöyle yazdı. Yani, Başbakan kendisine çağrıda bulundu. Evet, yani Recep Tayyip Erdoğan susarsa bu ülkede gerilim azalır. Bu kesin. Yani şimdi velev ki Berkin'in elinde sapan olsun, bilmem ne olsun. Bir de diyor ki polis hedef almış olabilir mi? Ben gözümle gördüm insanları nasıl hedef alarak ateş ettiklerini. 45 derecelik açıyla kullanılması gereken ve 200 metre menzili olan bir silahın çok yakın mesafeden insanların kafasına gözüne nasıl sıkıldığını biliyoruz. Gezi direnişinde, Gezi isyanında 8 kişi o nedenle öldü. Başbakan bunları bilmiyor olamaz. Ve eleştiriyor aileyi, katil Erdoğan dediği için diyor. Sen demedin mi kardeşim polis emri ben verdim diye? Daha ne olsun, suç itirafıdır bu. Evet, Erdoğan cinayeti azmettirmekten sorumlu olarak yargılanması gereken biridir bu ülkede. Bir bant daha vermemiz lazım. O bantta yine dün akşamki röportaja ilişkin Hakan Albayrak röportaj yapan isimlerden birisiydi. Nihal Bengüsü Karaca vardı, Nasuh vardı ve başbakana sorular sordular. Akşam sosyal medyada baktığımız zaman o sorulardan genel olarak sosyal medya kullananların çok memnun olmadığını gördük. Ama bazen
aşırıya kaçtığının da gazetecilik dışında bir partili gibi hareket edildiğinin de işaretleri vardı. Hatta onları da izleme fırsatı oldu. Onlardan bir enstantane alacağız. Hakan ona geçmeden şeyi söylemek istiyorum. Bir de bu Akit gazetesini manşete çıkardı. Başbakanın da patlayıcı var dediği olay. Torpil. Bunlar herhangi bir bakkalda satılan ve bence satılmaması da gerekiyor öte yandan. Bayramlarda biz de yapardık. Evet. Çocuklar. Yani benim çocukluğum da onunla geçti. Muhtemelen ki başbakanın da çocukluğu onlarla geçmiştir. Kimseyi kandırmasınlar. Orada dört tanesini bir araya sarmakla o bomba haline gelmiyor. Ses bombasıdır bunun adı. Öyle tarif ediyor polis raporu ama polis işlediği suçun bilincinde olduğu için öyle rapor düzenledi. Bu İki çok gün net. Sonrasına ilişkin. Şu gazeteci eleştirilerini alabilmek için oradan bir küçük bölüm vereceğiz akşamlar. Bundan 12 sene evvel biz, şahsen ben, artık kızım büyüdüğünde başörtüsü üniversiteye girebileceğine dair ümidimi neredeyse kaybetmiştim. Ama bugün, ya bırakın onun üniversiteye girmesi, onun ötesinde üniversite hocası da olabiliyor. Bu benim beklentilerimi aşan bir şey. Yani benim en büyük sorunlarımdan bir tanesi zaten sizin başbakan olduğunuz bir ülkede köşe yazarı olmak. Çünkü bazen daha hayali kurmayı bitirmeden siz o işi yapmış oluyorsunuz. Ben de böyle ortada kalıyorum ve yeni bir dava bulmaya çalışıyorum. Şimdi bundan 12 sene evvel... Hakan Bey'in de ifade ettiği gibi bugüne kadar olanın dışında, fakat her zaman söylüyorum, İnşallah bir önceki yerel seçimle mukayese edilemeyecek bir neticeyle inşallah neticelendireceğiz. Onu görüyorum. Evet. Artık çok gazeteci demememiz lazım. Hakan Albayrak'ı tanıyorum. Aslında insan olarak da seviyorum. AK Parti'ye gönül vermiş isimlerden birisi. Hı hı. Gazeteci olarak adlandırmak ya da soru sormaktan ziyade başka bir yere konumlandırmak daha doğru olabilir. En azından bu görüntü senin öğrencilerine kötü örnek olmasın diye. Tabii Türkiye'de gazeteciliğin nasıl yapılmayacağına örnek olabilir. Örnek Başbakan'a olur. Bir çağrı yapayım ben burada. Sevdiği kanallarda, sevdiği gazetecilerle, sevdiği sorularla insanların karşısına çıkmaktansa bıraksın bakalım herkes özgürce rahat soru sorabileceği mesela buraya gelsin.